Peki kanserli hastalarımızın ruh hali nasıl olmalı? Kendi morallerini nasıl üst seviyede tutmalılar? Neler söylersiniz hasta ve hasta yakınlarınıza? Kanser artık pek çok yönüyle kronik bir hastalık haline geldi. İnsanların hassaslaşma nedeni genel olarak eskiden beri tamamen ölümcül bir hastalık gibi bilinmesiydi ya da eskiden daha az tedavi seçeneklerinin olmasıydı. Genel olarak insan psikolojisinde hipertansiyonun olduğunu bile kabul etmekte zorlanan kişisel özelliklere sahibiz, toplum olarak da öyle. Şeker hastası olduğunu kabullenmekte zorlanır. Bazen hastalarımıza sorduğumuzda hipertansiyon tanısı varmış, daha önce aldınız mı dediğimizde yok der. Halbuki sonra öğreniriz ki aslında tansiyon ilacı kullanıyor, tansiyon düzenleyici ilaçlar kullanıyor. Çünkü tansiyonu var deyince kronik bir hastalığa sahip olma özelliğini ya da olduğunu kabullenmekte zorlanıyor kişi. Onun için artık en basit hipertansiyon diye bir kalp hastalığında böyleyken kanserde kişilerin kabullenmesi ve bunun bir artık kronik bir hastalık olduğunu kendine yakıştırması biraz daha güç oluyor. Ve bu açıdan da biraz daha hassas yapıya sahip oluyor hastalarımız. Bir de tabii hasta yakınları da genellikle hastanın bakımı ile ilgili aşırı titizleniyorlar. Özellikle bu yeme içme konusunda çok oluyor. Hastanın sosyal çevreyle ilişkisi oluyor. Çok yanlış olarak birçok hasta yakını hastayı tanı aldıktan sonra bir odaya izole ediyorlar. Ve hastanın en çok duygusal açtığı, en çok sosyalleşmesi gerektiği dönemde bu sefer hasta yalnız kalıyor. Yalnız kaldığında da hasta ya da kişi diyelim o bir nevi tedavi ya da tanı ya da takipler bir yük getirirken o yükü daha zor atlatmaya neden oluyor. Özellikle de beslenme konusunda, yemek yeme konusunda da yine aynı sıkıntılarla karşı karşıya geliyoruz. Evet, kişi kendi de gayret etmeli ama hasta yakınları da daha iyi beslenmesi, daha özenli beslenmesi konusunda yardımcı olmaya çalıştığında bazen çok ileriye gidip bu sefer hastayı bıktırabiliyorlar. Ve hastalar bazen ağlayarak geliyor, yani beni tek başıma bıraksalar ben daha rahat kendimi yönetebileceğim diye. Onun için mutlaka birçok kronik hastalıkta olduğu gibi aslında tanı aldıktan sonra hastalarımızın psikolojik değerlendirilmesi gerekmekte. Hem duruma göre ya psikolog ya da psikiyatriste giderek aslında çok basit bir ilaçla ya da bir psikoterapi seanslarıyla daha rahat atlatabileceği, daha rahat kabul edebileceği bir sürece girebilecekken kişiler genellikle tanı aldıktan sonra hani psikiyatriste gitmekte bile bazen ya da psikoloğu kabullenmekte bile zorlanabiliyor. Bu konuda hasta ve hasta yakınlarıyla özellikle iletişime geçerek uygun hastalarda, uygun bölümlere, özellikle psikoloji ve psikiyatrik destek alması konusunda uyarıda bulunmak gerekiyor ya da desteklemek gerekiyor.